Başlatılsın. Bakayım. Başlatılmadı. Başlatılsın. Başlatılmadı mı? Canlı diyor şu anda. Tamam. Birazdan başlayacak diyor. Ben de daha. Ayşegül Gidikoğlu Yalçın izliyormuş. Arkadaşlar merhaba. Bende de açılsın diye bekliyorum. Ama daha açılamadı. Tamam. Geldi. Şükran izliyor. Kendi niye açılmıyor ona bakıyorum. Ayşegül Gedikoğlu merhaba Eylem diyor. Ben okuyorum buradan. Şimdi şurayı gösterelim. Şurada 3-4 çeşit boyam var. Hepsi Rich Multi Surface. Ben evimin duvarına uygun olsun diye birkaç rengi birden karıştırdım. İşte beyazın içine biraz Sahra beji karıştırdım, biraz Ladin karıştırdım, biraz da Alaçatı karıştırdım. Evi boyamaya karar verdim Rich ile. Nasıl yaptım? Ne kadar boya koyduysam onun yarısı kadar da su koydum. İyice karıştırdım. Ondan sonra da süreceğim. Aslında çok uzun uzadıya bir yayın olmaya gerek yok. Teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Ama niye bu kadar şey çekiyor? Net çekmiyor. Sağdım. Şuraya koyayım. Ufaktan bir kıvamı size göstereyim. Ne yapıyorum? Komple batırıyorum ben. İçine boyayı. Sonra şöyle biraz süzdürüyorum. Boyanın fazlasını şöyle alıyorum. Ve uygulamaya başlıyorum. Ben üst kısımları boyamıştım zaten. Şuradan devam ederken size de yayın açayım. Bastırmıyorum. Bastırmaya gerek yok. Direkt Rich ile duvarımı da boyuyorum. Badana gibi. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha önce bir arkadaşımız boyayıp sayfaya atmıştı. Boya miktarını soranlar olmuştu. Boya yarısı kadar da su. Bu kadar. Bunu fırçayla yapmanıza gerek yok. Direkt rulo ile yapıyorsunuz. Tek katta gayet açık renk olmasına rağmen örtüyorum. Benim işimi görür yani. Seçtiğiniz boyanın rengine göre tek kat ya da iki kat yapabilirsiniz. Ama bana tek kat yeterli. Hafif baskı uygulayarak yaparsanız şuraları biraz daha önce boyamıştım. Görünüyor mu? Oralar kuru. Bakın buralar ıslak. Kurudukça renk birbirini tamamlayacak. Aynı badanada olduğu gibi. Konuşma var, görüntü yok diyorlar. Yok, şu anda var. Öyle mi? Tabii. Duvara eğer yama yaparsanız biz yaptık.
işte alçıyla çekip oraları kuruttuk. Boyaya su katmadan önce bir kat buraları sürdüm. Kurumasını bekledim. Zımpara attım. Şimdi üzerinden geçtiğimde o yamalarda kapanmış olacak. Var mı soru? Dağınık halimin, kusuruma Kolay da gelsin bakmayın. şekerim yazıyor. Aysun Furkan, Hayriye Taşçı Çakıcı merhaba, kolay gelsin herkes, kolay Teşekkür gelsin. ederim arkadaşlar. Yasemin Demir kolay gelsin diyor. Sağ olun. Berk Tuğde Gökdeniz Şuradan devam Kaş. edeyim mi ben? Hem gözüktü. Bizim eve de bir el atsak diyor Berk Tuğde Gökdeniz. Olur. Bir yer o da olur. Boya kokusuz arkadaşlar. Biliyorsunuz plastik boya bile hafif kokuyor. Bunda hiç koku falan da yok. Gayet de bereketli. Çünkü yarı yarıya sulandırıyoruz. Yani mesela 500 cc boya aldığınızda 250 cc içine su koyacaksınız. Gayet güzel karıştıracaksınız. Uzun uzun. Ondan sonra normal badananızı yapıyorsunuz. Normalde Richmond Surface 5 metrekare alanı bir boyuyor bir tanesi. Sulandırdığımızda bayağı büyük bir alanı, yani mesela benim bu duvarımı boyamış olacak. Şükran enişte selam diyor. Aleyküm selam. Necmi Önay kolay gelsin Eylem Hanımcığım diyor. Kuzey Yakında. hediyelik eşya da öyle söyledi. Kolay gelsin dedi. Sağ olun. Hangi boyayla boyuyorsunuz diyor Rich Kuzey. Multi Surface. Her yüzey boyası. Hakikaten her yüzey boyası. Evet, daha önce duvar boyamalar gösterilmişti. Ama ben bir kere de bizim grubumuzda göstermek istiyorum. Su miktarı soruluyordu çünkü. Su miktarı boyanın yarısı kadar su. Ne kadar boya koyuyorsanız onun yarısı kadar su. Badana yaparken 500 cc'nin hemen hemen tamamını açtığını düşünürseniz 250 cc de su koyarsınız. Uzun uzun karıştırırsınız. Döne Yılmaz kolay gelsin. Yeni gördüm. Ne yapıyorsunuz? Merak ettim diyor. Rit ile duvar boyuyoruz. Bunun avantajı nedir arkadaşlar? Boyanın gayet örtücü olması, bu bir. Bağlandı tekrar. Bağlandıysa devam edebiliriz. Bizim bildiğimiz akrilik boya mı diyor? Evet, bildiğimiz bu ahşap boyamalarda kullandığımız mutfak dolaplarını, salonları, yatak odalarını da boyadığımız Rich Multi Surface'in duvarda uygulanmış halidir bu. Akman, elim kolay gelsin Bodrum'da kucak dolusu sevgiler diyor. Şükran Teşekkür şükran. Referansımız ederim. dönüştüklerimiz falan diyor. Şükran adminimiz. Kuzey hediyelik eşya diyor ki silinebiliyor peki diyor. Tabii ki siliniyor. Aynı badanayı sildiğiniz gibi silersiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ayşe Tercan kolay gelsin eğlendim diyor. Sağ ol Ayşe. Sen olmasan Almancaları çözemiyoruz bak Ayşe. Ha, bu Kaybolmasak Ayşe o bile. Ayşe mi? Evet. Almanca tercümanımız Ayşe. Evet, bizim arabada Alman malı olduğu için Evet. Almanca mesaj veriyor. Elinizdeki rulo sünger mi yoksa normal duvar rulosu mu diyor Normal duvar Nilüfer. rulosu arkadaşlar bu. Sünger rulo değil. Mobilya boyarken sünger rulo kullanıyoruz. Bunda bildiğimiz işte bu nalburlarda satılan parmak rulo. Başka sorusu olan yoksa bu bilgilendirme videosuydu zaten. Ben boyamaya devam edeyim. Yayını kapatalım. Ne diyor? Kuzey hediyelik eşya. Eşyada görmüştüm fakat duvarda ilk defa gördüm. Çok ilginç diyor. Aynen, çok ilginç ama Multi'nin böyle bir özelliği var. Her yüzey boyası derken hakikaten her yüzey boyası. Ama her yüzeye uygulanırken sulandırma miktarları farklı oluyor. İşte mobilyada farklı, deride farklı, camda farklı, duvarda da farklı. Duvarda tekrar ediyorum. Boya miktarının yarısı kadar su. Burada tek yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken daha doğrusu. Gül Selçuk, Fatma Nuhoğlu, kolay gelsin yazmışlar. Sağ olun.
Burada tek dikkat etmeniz gereken şey boyayla suyu çok iyi karıştırmak. Sabah kalktım, birden badana yapmaya karar verdim. Sultan Uygun Yama, kolay gelsin ablam diyor. He? Sultan, sana da geçmiş olsun Sultancığım. Babam sanırım rahatsızmış. Arayacaktım seni. Yoğunluktan bir arayamadım ama arayacağım. Rulo'yla olduğu için arkadaşlar iz yapmak gibi bir şey yok. Rahatlıkla istediğiniz yöne sürebilirsiniz. Boya akan bir boya değil ama ben çok becerikli bir duvar boyacısı değilim. Demek ki biraz yerlere damlattım. O benim hatam yani. Atiye Cengiz diyor ki ne kadar diyor boya gidiyor diyor. Duvar küçük galiba diyor. Neyse idare. İşte yani bu kadar. Benim duvarım herhalde bir 5 metrekare var mı? Var. Ne kadar boya gidiyor? 6,5 metrekare en az. İşte bir boya hemen hemen yetecek. Yani bir tane 500 cc bana yetecek. TC Emine Kalkan kolay gelsin diyor. Sultan sağ Uygun. Çok sağ ol ablam. İyiyiz şükür diyor. Sultan mı diyor? Hı hı. Sultan Uygun ya. Hadi canım sultanı. Şu sesi karışıyor galiba. Şey yapalım. Böyle boyayı sıyırmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle kenarda boyanın fazlasını alın, öyle yapın. Arzu Metin, kolay gelsin ablam diyor. Teşekkür ederim Arzu. Sanırım soru yok. Konu da anlaşılmıştır herhalde. Atiye Cengiz, evet sizinki kadar tahmini diyor. Merve Akgün, yeşil çayır, kolay gelsin ablam diyor. Sağ olun. Şimdi bu boyayla mobilya boyamayı da göstereceğim ben size. Arzu Metin evi ele geçirmişsin. Daha önce kapı boyamıştık. Ne demiş Arzu? Evi ele geçirmişsin diyor. Evet evi ele geçirdim. Daha önce kapı boyamıştık arkadaşlar. Videoları sayfada var. Tüm aşamalarıyla verniğe varıncaya kadar göstermiştik. Şimdi de bir ara şey açmayı düşünüyorum. Mobilya üzerinde nasıl boyuyoruz, nasıl yapıyoruz? Tekrar daha yakın çekimlerle göstereceğim şeyi, mobilya boyamayı da. Fatma Eryaman, düdükçü selam. Kolay gelsin. Duvara riç mi uyguluyorsun? Aynen diye. Duvara riç uyguluyorum. Tek kat yeterli olur mu diyor Mine Kalkan. Vallahi seçtiğiniz tona göre gayet yeterli oluyor. Benim için tek kat yeterli olacak. Altındaki renge çok uygun bir renk yaptı çünkü. Evet, altındaki renge gayet uyumlu bir renk yaptım ben. Şuralarda alçılarımız kalmış. Benim için tek kat yeterli. Arzu Metin diyor ki stencil uygulama yapacaksın, düz boyayıp bırakmazsın. Belki onu da yaparım yani bilmiyorum. Şu anda stencil düşünmedim ama bu duvarıma taş duvar deseni de yapabilirim. Onu da yaparsam zaten açarım yayın. Duvara stencil uygulamasını Tuğba Caner, kolay gelsin. Sağ olun. Duvara nasıl stencil uygulanır onu da gösteririm. Belki şöyle bir bordür gibi yaparım. Tamamına yapmasam bile bordür gibi bir duvar stencil uygulaması gösteririm yakın çekimlerle. Ne diyor? Fatma Eryaman düdükçü. Peki ciflediniz mi? Çıkar mı boya? Malum küçük çocuk var bende. İstediğim renk rişte var ama çıkar mı diye cesaret edemedim. Çıkar mı derken normal plastik boyayı da cifleseniz boyanın üzerine zaten bir aşınma yapıyor. Ben henüz silmedim. Ama kullanan arkadaşlardan öyle soyuluyor, kalkıyor, kavlıyor gibi bir şikayet hiç de almadım. Duvarda yön fark etmiyor mu diyor. Yukarı aşağı sağa sola yapıyorsunuz diyor. Gül Selçuk. Rulo ile fark etmiyor. Mümkün oldukça düz sürelim ama aşağıya eğilince bir daha yukarı aşağı yapmak zor olduğu için sadece o alt kısımları sağa sola yapabiliyorum.
Arzu Metin diyor ki tamam bekliyorum. Sadelik bize göre değil. Kokoştuk, aynen. Kokoştuk sadelik, lazım. Sadelik bize göre değil. Şimdi bunun bir gün falan kurumasını beklerim ben. Yarın herhalde kurumuş olur. Vallahi aklımı çeldiniz, hiç stencil düşünmüyorken en azından bir bordür atar mıyım? Sanırım atacağım artık. Sevda Aslan bulduk maşallah, biz de olabilsek sizin gibi diyor. Vallahi olursunuz işte, bir şey yok bunda, hani ekstra bir beceriye gerek yok. Rul olduğu için, fırça değil çünkü bu. Hani mobilya boyamak belki zor geliyordur ama o da zor değil. Bunda ekstra bir beceriye gerek yok, işte böyle. Fatma Eryaman. Alıyorsunuz, sürüyorsunuz. Tamam diyor, teşekkür ederim Meylem Hanım diyor. Rica ederim. Ürünleri sattığımızı biliyorsunuz arkadaşlar. yaseminbayrak.com'dan veya direkt bana telefon numaramdan ulaşırsanız aldığınız ürünün teknik bilgisini de bizzat benden alarak istediğiniz her şeyi yapmanıza yardımcı olurum. Vallahi böyle dalgalı gibi kalıyor ya, hiç ona takılmayın. O kurudukça gayet birbirini bütünlüyor. Dalga malga hiçbir şey kalmıyor. Işığın şeyi var zaten orada, gölgesi var. Çok da belli değil yani. Yani. Var mıdır başka bir soru? Nuray Şentürk, Aydemir. Kolay gelsin Eylem Hanım. Sağ olun. Hep tepsi mi boyayacağız değil mi? Hep mobilya mı boyayacağız? Şimdi de duvar boyuyoruz. Kokusu olmaması çok büyük avantaj. Evde çocuğu olanlara çabuk kuruması da çok büyük avantaj. Ben eğil kalk şey yaptım. Tansiyon gitti bende. Şöyle biraz. Dediğim gibi rulo olduğu için yukarı aşağı sağa sola çok fark etmiyor. Ama mümkün oldukça tek yön boyamakta her zaman fayda var. Tamam mıdır? Var mı başka soru, ekstra bir şey? Yok. Tamam, o zaman arkadaşlar ben boyamaya devam edeyim. Siz de umarım feyz almışsınızdır, cesaret almışsınızdır. Yine bir şey olursa yayının altındaki sorulara cevap veririm. Öpüyorum hepinizi. Bana da kolay gelsin, size de. Görüşmek üzere.